Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yoğurt kovalarıyla size saksı yapmayı öğreteceğim. Elimde 3 tane eskiden kalma yoğurt kovam vardı. Atmaktansa dedim bunları güzelce bir saksıya dönüştüreyim. Sukulentlerimi koyayım. Şimdi elimde görmüş olduğunuz ürün rölyef pasta. Beton efekt dediğim. Yani biraz akışkan kıvamdadır. İçi kumludur. Çok güzel efektler verir yapıldığı yerlere. Ben bunu tercih ettim. Bir fırça yardımıyla hemen kutunun içinden aldığım gibi boyamaya başladım. Objemin her yerini boyuyorum. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz krom tekstür pasta diğerine göre daha farklıdır. Metalik renginde ama beni bağlamıyor metalik olması. Ben bunun üzerine süreceğim. Neden bunu kullandım? Bu daha iri, içinde kumları olan bir üründür. Hatta içinde küçük çakıl parçaları bile vardır. Bakın elimde gördüğünüz gibi kumlu, daha sert, daha doku veren bir üründür. Ben bununla da aynı şekilde diğerinde yaptığım gibi fırça yardımıyla her yerine sürüyorum arkadaşlar. Bu ürün çok güzel, çok çabuk kurur. Bakın aldığım gibi hemen dağıtıyorum ve her yerine güzelce fırça yardımıyla altına, üstüne, sağına, soluna her yerine güzelce sürüyorum arkadaşlar. Sürümü çok kolaydır. Hiç merak etmeyin. Çok güzel yaydırırsınız. Geçişleri de güzel oluyor. Her yerini kapladım arkadaşlar. Tekstür pastayla. İri iri kumlar üzerinde görülüyor bakın. Kurumaya alıyorum. Şimdi bir kabın içine kahverengi boyamdan güzelce döktüm. Boyanın kıvamı eğer iyi ise sulandırmayın. Eğer biraz katı ise sulandırarak boyayabilirsiniz. Fırçayla boyuyorum arkadaşlar. Her yerini önce altını, üstünü, yanını, sağını, solunu güzelce boyadım. Şimdi tekstürle yapmış olduğum daha iri kumlu olan kabımı boyuyorum. Aynı boyayla boyuyorum. Her yerini, sağını, solunu, yanını, altını, her yerini güzelce fırçamla boyuyorum. Arkadaşlar, hepsini boyadıktan sonra kurutuyorum. Kuruduktan sonra bu işleme geçiyorum. Elimde görmüş olduğunuz boyalar bu streçle kaplamış olduğum zemine patina yeşilini ve Ege mavisini döküyorum. Bakın ikisi için ayrı sünger yapmıyorum. Aynı süngerle pat patlama tekniğiyle ikisini de karıştırmıyorum. Bakın biraz yeşilden biraz maviden alıyorum. Ve az evvel boyamış olduğum kuruttuğum kahverengi boyanın üzerine güzelce bunu şekillerle, yani çok öyle aman aman şekilde değil, öyle süngerle üzerine doku tekniği yapar gibi pat patlayarak geçebilirsiniz. Güzelce kapladım. Ne güzel döndürdüm değil mi? Şimdi meşhur bizim beyaz eskitme kremimiz arkadaşlar. Olmazsa olmazım. Yine aynı şekilde başka temiz bir süngerle, az evvel patinalarla yapmış olduğum, yeşillerle, mavilerle yapmış olduğum zemine sürüyorum ve siliyorum. Hepsinin arasındaki boyaların kurumuş olması lazım. Bir tek beyazın ıslak olması lazım. Evet, görmüş olduğunuz gibi sürdüm ve sildim. Diğerine sürüp silme yapmadım. Siz hangisini tercih ederseniz. Şimdi biraz daha hani daha eskiden kalmış gibi paslar ekleyelim üzerine arkadaşlar. Daha böyle sararmış, daha eskiden kalmış, daha güzel bir görüntüsü olsun diye. Ben birazcık taba rengi, açık taba rengiyle yine aynı sünger parçası elime alıyorum ve bununla bazı bölgelerine, canım nerelere isterse, böyle sarı efektler yapıyorum arkadaşlar. Kehribar da olabilir, daha koyu, daha turuncumsu bir yapı da olabilir. Ben bu rengi tercih ettim. Siz hangisini tercih ederseniz. Bakın her yerine güzelce yaptım. Şimdi birazcık da parlaklık vermek istiyorum. Burada da Maya Gold'umu kullanıyorum arkadaşlar.
biraz ne kahverengi, ne bakır, ne altın. O kadar güzel bir renk ki mobilyalarınızda efektler yapabilirsiniz. Şimdi objelerimiz bitti. Bakın altınlı ve altınsız hali. Evet, şimdi finaldeyiz arkadaşlar. Ben biraz dokunuşlar yaptım üstüne. İşte elimde olan materyallerle süslemeler yaptım. Bu top ağacın olduğu en önde duran kabımızın üzerindeki esnek aplik yapımını bir önceki videomda, altın kaplama tepsi videomda göstermiştim. Oradan seyredip uygulayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.